Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Aksaray merkeze bağlı Tapduk Emre köyünü ziyaret etti. Muhtarımız Metin Koca ile Muhtarlık Odası'nda röportaj yapacağız. Muhtarın birinci dönem seçilen genç ve dinamik muhtarlardan öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu odayı kendinize ait binada dizayn ettiniz, doğru mu efendim? Doğrudur efendim, kendi şeyimle yaptım. Kendim yaptım. Kendi imkanlarıyla. Aynen. Evet arkadaşlar, yani işte muhtarlığı her zaman söylüyoruz ki gönül işi, doğru mu efendim? Aynen. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir muhtarlık odası oluşturmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Atatürk'ün resmi Türk bayrağı ortasında güzel bir şekilde muhtarlık odasını gelin gibi süslemiş örnek bir muhtarımız Aksaray'da. Kendisini ben gerçekten araştırmacı gazeteci olarak tebrik ediyorum. Evet muhtarım, köyümüz il merkezine kaç kilometre mesafede efendim? 22-23 kilometre falan. Mesafede? Mesafede. Kaç hanenin nüfus ne kadar muhtarım? Normal 300'e yakın nüfusumuz vardır. Evet. Hane olarak da 55 hane. Seçimlerde evet. Karşınıza aday çıktı mı efendim? Var, bir arkadaşımız aday çıktı. Vaatlerde bulundunuz beni ya, muhtar seçersiniz. Aynen. Bulduk. Özellikle bu su için bulundum ben. İçme suyundan mı sorun İçme var? İçme suyunun sorunu. Ben güneş panelini falan taktırdım. Enerji. Güneş panel taktırdınız mı içme suyuna? Taktırdım efendim. Evet arkadaşlar, bunu ben en çok dile getiren araştırmacı gazeteciyim. Bunu da başaran bir muhtarımızla röportaj yapmanın yine mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü daha muhtar seçeli 6-7 ay oldu. Doğru mu efendim? 6-7 ayda dahi demek ki muhtar isterse ne yapabiliyormuş? Hizmet alıyormuş. Hizmet alıyormuş, evet. Her birçok köyleri ziyaret ettiğimizde muhtarlarımızın ve daha doğrusu köy halkının en çok istediği, çünkü elektrik de çekildiği için, içme suları motor pumpla çekildiği için elektrik ücretlerinin altından kalkamıyor köylü. Kalkamıyor, muhtarımız köylü, buna ne yapmış? Güneş paneli sistem kurdurmuş. Aynen. Evet. Allah razı olsun diyoruz. Ben bu Tapduk Emre köy halkına da çok teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ederim. Civa gibi. Arı gibi çalışkan bir muhtarı kardeşimizi muhtar seçtiği için. Evet muhtarım, sokakların parke taşı tamamlandı mı? Yok, biraz eksikliğimiz var efendim. Parke taşında biraz eksikliğimiz var. Özel idaremiz bir işimiz olduğunu sağ olsunlar. Oradaki arkadaşlarımız, memur olsun, müdürümüz olsun falan, genel sekreterimiz falan, ne eline geliyorsa yaptırıyorlar efendim. Evet. Altyapısı kanalizasyonu var mı? Yok efendim bizde. O yönden daha bir dilekçe falan da vermedik. Daha doğrusu bizim köyde yani bir arazi gibi bir boş arazi olduğu zaman ona inceliyorum ben. İnşallah yakında yapmayı düşüneceğiz. İnşallah araştırma içerisinde muhtarımız sayın izleyiciler. Altyapı kanalizasyon da artık köylere yapılmalı diyoruz. Aynen. Köylümüz de muhasır medeniyetler seviyesine yükseltilmeli. Aynen. Doğru mu efendim? Evet. Efendim çocuk parkımız var mı? Okulumuz açık mı? Okulumuz açık diyoruz. Okul çocuk sayımız bir 13-14 sayımız vardır çocuk. Bir ana sınıfına 4-5 kişi gidiyor. Evet, yani 15 öğrenci. Doğrudur efendim. 2 tane öğrencimiz var. Bir ana sınıfı öğretmenimiz var. 2 öğretmen var. 2 öğretmen. Bir de normal ilkokul öğretmenimiz var. Evet. İkisi de bayandır burada görevler. Köy halkının sizden istekleri oldu mu efendim? Benim işte muhtar seçerseniz köye bu hizmeti yaptım. Haliyle ya, köyümüze geldim geleli. O paneli taktırdık köylümüze. Evet. Hani kimsenin parası cebinden çıkmasın diye. Köyün içinde harfiyetler falan vardı. Yollarını falan elimizde ne geldiyse yaptık. Harfiyetleri temizledik. Köy düzenlemesine baktık. Daha da yola devam ediyoruz. İnşallah hayırlısı olsun bakalım. Evet. Arkadaşlar yine tekrar göstereceğim. Hakikaten çok güzel objeler var. Gördüğünüz gibi muhtarım güzel bir şekilde dizayn etmiş. İlk olarak böyle bir saat gördüm. Çaydanlık şeklinde. Doğru efendim? Doğru efendim. Artı orada işte buranın geçim kaynağı hayvancılık ve tarım, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orada da kuzuları koymuş. Bu asker kim efendim? Oğlum ben. Oğlum. Elmeper oğlum. Şu anda asker mi? Asker. Şorap Urdere'de. Evet. Hayırlı tezkereler diliyoruz kardeşimize. Teşekkür ederim. Evet muhtarım. Diğer muhtarlara da bir mesaj vermek ister misin? Aksaraylı yeni muhtarlarımıza. Yeni muhtarlarına görevlerinden başarılar diliyorum. Herkes bizim gibi, hepsi benim arkadaşlarımdır. Gazetemizi desteklemeliler çünkü bu gazete gelenlerin gazetesi. Doğru mu efendim? Aynen. Gazeteyi de desteklememiz lazım hepimiz beraber. Evet. Onlara saygıyla selamlıyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu köy halkına ben tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten köy halkını en güzel şekilde temsil edecek bir kardeşimizi, Metin Koca kardeşimizi muhtar seçtikleri için başarılarınızı devam diliyorum. Teşekkür ederim efendim.